Evet. Tabii bu noktada CHP'nin atmış olduğu adımların önemli olduğunu ifade ettiniz. MAK araştırma tarafından yapılan bir anket var. Bu ankete göre özellikle AKP'nin kayıpları oldukça ciddi. CHP'yi birinci parti yapabilir diyor ve CHP'nin birinci parti olma ihtimali. Tabii bu noktada AKP'nin kayıpları direkt CHP'ye geçmiyor, ancak AKP'de kayıpların fazla olduğu ve kararsızların fazla olması aslında biraz da bu ihtimali ön plana çıkartıyor herhalde. Böyle bir senaryo nasıl gerçekleşebilir? Açıkçası eğer Erdoğan yönetimi takip ettiği bu ekonomi politikasını önümüzdeki bir iki ay içinde değiştirmezse, hatta kamuoyunda tartışılan yani yeniden bir faiz indirim kararını da alırsa, ben ekonominin artık tepe taklak gideceğini düşünüyorum. Şubat ya da Mart ayından sonra ve dövize endeksli TL mevduat politikası da kamu maliyesine çok ağır bir yük getireceği için iktidar bloğundaki erime hızlanarak devam edecektir. Bu da tabii muhalefet partilerine, özellikle de Millet İttifakı'nın kurucu partisi ve tabii en büyük partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok büyük bir fırsat sağlıyor. Açıkçası Cumhuriyet Halk Partisi eğer bu fırsatı değerlendirirse, ben seçmenler nezdinde desteğini %30'un üstüne çıkarabileceğini ve Millet İttifakı'nın oy oranında rahatlıkla HDP desteği olmadan Cumhur İttifakı'nın önüne geçebileceğini düşünüyorum. Bu da zaten hem parlamento seçiminde hem de cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefetin çok olumlu bir tablo yaratmasının önünü açacaktır. Evet. Sesim geliyor mu? Dinliyorum efendim sizi. Sesinize gayet net geliyor. Evet, yani bu böyle bir durumda açıkçası muhalefetin önünü açılacaktır. Muhalefetin bence şu noktada atması gereken somut birkaç adım var. Bunlardan bir tanesi iktidarın ekonomi politikalarını eleştirmenin yanında aynı zamanda iktidardan farklı olarak ekonomik durumu düzeltmek için ne tip somut adımlar atacağını en azından basit bir program çerçevesinde ilan etmesi gerekiyor. Ve hatta mümkünse bunu sadece CHP'nin değil, CHP ve İYİ Parti'nin Millet İttifakı'nı oluşturan iki ana parti olarak kamuoyu önünde bir taahhütle açıklaması gerekiyor. Bu bence atılacak somut bir adım. Bunun devamında zaten 6 muhalefet partisi uzun süredir güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmek için kendi aralarında bir müzakere yürütüyordu. Burada da bence programın artık zaman geçmeden ilan edilmesi bence muhalefetin elini kolaylaştıracaktır. Ve son olarak artık bu aday tartışmalarının önüne geçecek şekilde ya bu tartışmaların tamamen kapanması ya da önümüzdeki aylarda seçmenlerin desteğini arkasına alabilecek güçlü, popüler bir ismin Millet İttifakı'nın adayı olarak öne çıkması gerekiyor. Sırayla bu 3 adım atılırsa ben muhalefetin önümüzdeki seçimi rahatlıkla kazanabileceğini düşünüyorum. Peki adayın önceden mi belirlenmesi gerekiyor, yoksa seçim kararı alınınca mı belirlenmesi gerekiyor? Buna ilişkin bir düşünceniz var mı? Açıkçası bence seçim kararı alınmadan önce Millet İttifakı'nın adayını resmi olarak açıklaması gerekmiyor. Çünkü böyle bir açıklamayı yaptığı an iktidar medyası bütün saldırılarını o aday üzerine odaklandıracaktır. Fakat en azından muhalefet partileri arasında adayın kim olacağına dair bir yani o aday belirleme sürecinin kriterlerinin şimdiden ortaya konması, hatta müzakerelerin şimdiden başlaması gerekiyor. Eğer aday konusunda bir anlaşmazlık varsa, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kafasında tam somut bir aday yoksa, İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi arasında aday belirlemede anlaşmazlıklar varsa, en azından kamuoyu önüne çıkmış olan birkaç aday alternatifinin, yani alternatif adayın önünün kesilmemesi gerekiyor. Yani şu isim aday olmasın, bu isim aday olmasın tartışması yapmak yerine aday olma potansiyeli olan siyasetçilerin hepsinin önüne açılıp adeta onların adı konulmamış bir kampanya yapmaya başlaması gerekiyor. Bu sayede hem iktidar medyasının tek bir adaya odaklanarak onu zayıflatması gerçekleşmeyecektir, hem de muhalefet içindeki tartışmalar biraz daha dinecektir. Evet. Ben bunun çok daha sağlıklı bir süreç yaratacağını düşünüyorum. Evet, bir diğer araştırmaya geçelim isterseniz. Metropol tarafından yapılan bir araştırma
Ve bu araştırmada da dindar seçmenin desteğine ilişkin aslında konuşuyoruz ya, AKP tarafından son yapılan açıklamalar, işte dini referanslı ekonomi terimleri, önceden siyasetteki referanslar, dini referanslar ve milliyetçilik söylemleri. Buna ilişkin dindar seçmenin desteği %49,9'dan yaklaşık olarak %39'a gerilemiş gözüküyor Metropol'ün yapmış olduğu anketlerde. Sizce dindar seçmen AKP'ye yönelik bir sırt mı dönmeye başladı sorusunu sorabilir miyiz? Sadece dindar seçmen değil, bence AKP seçmenleri genel olarak partilerine sırtlarını dönmeye başladı. Sonuçta 20 senedir iktidarda olan ve medyayı büyük oranda kontrol eden, kamu kaynaklarını ve tabii bürokrasiyi de partizan bir şekilde yöneten bir partiden bahsediyoruz. Böyle bir parti birkaç ay içinde çökmeyecektir. Dolayısıyla Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oylarındaki erime bence 2015 yılından başlayan ve 6 senedir devam eden bir süreç. Bu gerilemeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan bir türlü durduramadı. Dolayısıyla aslında bu son birkaç ayda yaşanan bir gelişme değil. Fakat tabii oylarındaki erimenin nispeten daha yavaş bir hızla gerçekleştiğini görüyoruz. Ama bir düşüş var ve bu düşüşün geri dönüşü de bence olmayacak. Dolayısıyla muhalefet partilerinin bunun bilincinde olarak hareket etmesi gerekiyor. Fakat tabii özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçmenleri yaklaşık 10 senedir çok güçlü bir şekilde kutuplaştırdığı bir ortamda iktidar partisinin, özellikle iktidar partisinin tabanını oluşturan dindar seçmenlerin bir anda sırtlarını AKP'ye dönmesini de beklemememiz gerekiyor. Yani sonuçta Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kemikleşmiş %25 ile 30 arasında değişen bir oy oranı var. Artık o oy oranı kolay kolay düşmeyecektir. Muhalefet partilerinin o oyu ele geçirmek için mütemadiyen kendi programlarında taviz vermek yerine şu ana kadar kendilerini destekleyen seçmenlerin yanına ekonominin kötüleşmesi nedeniyle yavaş yavaş AKP'den ayrılan, özellikle de büyük şehirlerde yaşayan alt orta sınıf ve fakir seçmenlere yönelmeleri gerekiyor. Bu yönelme açısından da aslında muhalefetin elinde çok önemli bir kaynak var. O da büyükşehir belediyeleri. Bugün Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Akşener Mersin'de Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bir metro inşaatının açılış törenindeydi. Adana, Antalya, Mersin, Hatay, Eskişehir, İzmir, Ankara, İstanbul gibi Türkiye'deki seçmenlerin neredeyse %50'si şu an muhalefet belediyeleri tarafından yönetiliyor. Millet İttifakı'nın yavaş yavaş somut büyük şehirlerde yaptığı hizmetleri kampanyasında öne çıkaran bir çizgi takip etmesi ve bunun üstünden AKP'den yavaş yavaş ayrılmaya başlamış seçmenlerin desteğine talip olması gerekiyor. Bunun için de sadece genel başkanların yürüttüğü bir kampanya değil, artık yavaş yavaş belediye başkanlarının da öne çıktığı bir kampanyaya ihtiyacımız var. Bu nedenle kimsenin önünü kesmeyen bir muhalefet stratejisine ihtiyacımız var. Büyükşehir belediyelerinin öneminden bahsettiniz. Peki bu son olarak İBB'ye yönelik başlatılan bir terör teftişi var. Buna ilişkin de acaba katkısı var mıdır bunun? Bunun kesinlikle katkısı var. Ben açıkçası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle Sayın İmamoğlu'nun yükselen profili nedeniyle onun aday olma ihtimalinden çekindiğini düşünüyorum. Ve tabii İstanbul Büyükşehir Belediyesi hem sahip olduğu çok zengin kamu kaynakları ve özellikle de şehirli fakirlere ulaşmasını sağlayan sosyal yardım kampanyalarının başında olduğu için çok önemli bir kaynaktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan zaten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan geldiği için o pozisyonun önemini belki de Türkiye siyasetinde en iyi tayin edebilecek isim. Dolayısıyla aslında 2019 yılından beri Sayın İmamoğlu'na yönelik iktidarın ama özellikle Sayın Erdoğan'ın çok büyük bir kuyruk acısı var. Ve bu açıdan 2,5 senedir mütemadiyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin takip ettiği politikaları sabote etmeye çalışan, elinden finans kaynaklarını almaya çalışan, attığı politika adımlarını özellikle meclis üstünden, belediye meclisi üstünden kesmeye çalışan bir iktidar vardı. Bir türlü başarı kazanamadılar ve dolayısıyla artık son çare olarak bir şekilde bu tarz soruşturmalar üstünden Sayın İmamoğlu'nun seçmenler nezdindeki ağırlığını düşürmeye çalışıyorlar. Fakat attıkları hamle ters tepti ve aslında bu ters tepmesi de İBB'nin başında olan bir siyasetçinin ne kadar güçlü bir figür olduğunu,
ve pozisyonunu koruduğu zaman muhalefet açısından ne kadar önemli bir silah olabileceğini de gösterdi. Yavaş yavaş Sayın İmamoğlu'nun da muhalefetin kampanyasına daha aktif bir şekilde katılmasının zamanı geliyor. Sayın Esen, çok çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için ve değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.